biraz Memleket Partisi'ni, daha doğrusu Muharrem İnce'yi konuşmak istiyorum. Hı hı, şöyle tabii. Bir tweet mesajı vardı akşam saatlerinde. Hı hı. Gençler, evlatlarım hazır olun. Bayramdan sonra tekrar yollara düşeceğiz. Baktım şu dakika itibariyle 2.4 milyon görüntüleme var. İşte çok sayıda retweet almış, like evet. almış. Falan. Hı hı. Şu an arkadaşlarım ekrana da verdi, hı hı. Muharrem Bey'in Twitter mesajını. Ne diyeceksiniz bununla ilgili olarak? Hı hı. Aslında bugün yaşadığımız... Nasıl bir yol haritası olacak mesela? Aslında bugün yaşadığımız süreç o seçim döneminde Sayın Muharrem İnce'nin söylediklerinin ne kadar haklı olduğunu bize gösteriyor. Çünkü söylediği her şey aslında bir bir çıktı. Sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığından bahsetmişti. Dört tane partinin meclise girmesinin, işte marjinal azınlıkların meclise sokulmasının, o meclis aritmetiğinin değişmesinin rasyonel olmadığından bahsetmişti. Atatürkçülerin o partide, o mecliste olması gerektiğinden bahsetmişti. Sandık güvenliğinden bahsetti. Biz her defasında Cumhuriyet Halk Partisi'ne çağrıda bulunduk. Dedik ki gelin sandıkları birlikte koruyalım. Gelin seçmen listelerini birlikte kontrol edelim. Bizi de bu sürecin içerisine alın. Bunları birlikte yapalım dedik. Hatta dosyamda var. Sayın İnce'nin yaptığı açıklamaları, basın toplantısındaki çağrıların hepsini bir bir getirdim. Ama biz ne kadar bu çağrıları yaptıysak aynı şekilde bize o kadar sessiz kalındı. Bugün yine sandıkları koruyamadıklarını biz ne yazık ki görmüş olduk. O yüzden son günlerde Twitter'da hep Muharrem İnce haklıymış tweetleri atılıyor. Dediğim gibi bu süreci Sayın Muharrem İnce bu şekilde olacağını çok iyi bir şekilde görmüştü. Uyarılarını da yapmıştı. Dedi ki benim özellikle AKP'den ve MHP'den oy alma potansiyelim var. O yüzden gelin birbirimizin seçmen tabanını kırmayalım. Özellikle trollerinizi bizim üzerimizden çekin. Sayın Kılıçdaroğlu bize ziyarete geldiği zaman ben de o ekipte vardım. Kendisi söyledi bunu, dedi ki lütfen dedi trollerinizi üstümüzden çekin, demokratik bir şekilde yarışalım. Birbirimizin seçmen tabanını kırmayalım. Çünkü ikinci turda birbirimizin seçmen tabanına ihtiyacımız olacak dedi. Ama ne trolleri üstümüzden çekildi, ne Memleket Partisi bu sürece dahil edildi, ne Sayın Muharrem İnce'nin dediklerine kulak verildi. Ve bugün Sayın İnce'nin dediği her şey bir bir yaşanıyor. Bununla birlikte seçim kaybedildi. Şimdi bize... yollara düşeceğiz ifadesi. Şunu da söyleyeyim, ondan sonra ona geleyim Erdoğan Bey. Şimdi o zaman özellikle Cumhuriyet Halk Partisi, daha doğrusu Sayın Kılıçdaroğlu'nun ilk turda bu seçimi alacağı konuşuluyordu. Anket firmaları da bu anlamda destek veriliyordu. O yüzden de Sayın Muharrem İnce'ye sürekli çekil çekil baskısı yapıldı. Sayın Muharrem İnce de dedi ki bu seçim ikinci tura kalacak. Ve ikinci turda kazanabilmeniz için benim de bu süreçte, bu yarışta olmam gerekiyor dedi. Ama... dediğim gibi sürekli bir baskı arttı. En son artık Sayın Muharrem İnce kendisi hakkında yapılan o işte görüntülere, montajlara, işte o sahte dekontlara, bu söylentilere cevaben çekilmek durumunda kaldı ve kendisini Türk yargısına emanet etti. Ne zaman ki kendisini Türk yargısına emanet etti, Cumhuriyet Başsavcılığı sürece müdahale etti ve şimdi şu anda bizim görülmekte olan bir davamız var. İşte yaklaşık 16 kişi gözaltına alındı. İnşallah kısa sürede bu dava sonuçlanacak. Ondan sonra bu işin kim tarafından tezgahlandığı, hangi siyasi partilerin bu işin içerisinde olduğu ortaya çıkacak ve insanlar, vatandaşlarımız bizim nasıl psikolojik bir süreçte bu güçlerle, bu örgütlerle, bu trollerle mücadele ettiğimizi daha iyi bir şekilde görecek. Ve bununla birlikte Sayın Muharrem İnce'ye çekil baskısı yapanlar, Sayın Sinan Oğan'a teşekkür ettiler. Özellikle sanatçılar, sizin sayenizde seçim ikinci tura kaldı, yoksa Sayın Erdoğan kazanıyordu dediler. Ama aynı şeyi Sayın Muharrem İnce yarıştayken söylemediler, sürekli çekil baskısı yaptılar. Tabii ne zamanki Sinan Oğan Sayın Erdoğan'a destek verdi, o zaman da küçük bir şok yaşadılar, o da ayrı mesele. Şimdi bizim bu süreçte davamız olduğu için Sayın Muharrem İnce bu süreci izliyor. Çok hassas bir konu tabii. Psikolojik bir savaş verdiği için sağlığı da bundan çok etkilendi. Sonuçta kendisi etten kemikten yapılmış bir insan. Ailesi var, sevenleri var, eşi var, torunu var, gelinleri var. Çok zor bir süreç yaşadı. Sadece Sayın İnce değil, bizler de aynı süreci aynı şekilde yaşadık. Ben de yaşadım, benim arkadaşlarım da yaşadı. Ve bu bir
terör saldırısı olduğu için bize yapılan bu saldırılar çok bilinçliydi. Hani öyle rastgele yapılan saldırılar değildi. Bilakis böyle psikolojimizi oynayan bilinçli saldırılardı. O yüzden kendisi elbette ki çok etkilendi bu süreçten. Ve şu anda da süreci takip ediyor. Ama bayramdan sonra tekrar yollara düşeceğiz diyor. Biliyorsunuz biz ilk memleket hareketi olarak yola çıkmıştık. 2006 otobüsümüzle tüm Türkiye'yi gezmeye başlamıştık Covid döneminde. Ve aslında vatandaştan dinlediğimiz şey, bizi Millet İttifakı'na ve Cumhur İttifakı'na mahkum etmeyin. Üçüncü bir yol açın, bir seçenek olun dedikleri için Memleket Partisi kurulmuştu. Bu bize avantaj sağladı. Çünkü biz Cumhurbaşkanlığı adayımızı zaten partimiz kurulduğundan beri söylüyorduk. Yani Sayın Kılıçdaroğlu'nun ve Sayın Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı adaylığı sonradan duyuruldu. Sayın İnce aslında partiyi kurmasından itibaren bu gezilere başlamıştı. Öncesinde de Memleket Hareketi olarak başlamıştı. Şimdi bayramdan sonra elbette ki biz de şapkamızı önümüze koyduk. Sayın İnce çekildikten sonra parti olarak biz seçimde kaldığımızı, seçime girdiğimizi çok fazla duyuramadık. Yaklaşık 1,5 gün kalmıştı. O yüzden partimiz adına çok hani başarılı bir seçim dönemi geçiremedik. Ama önümüzde yerel seçimler var. Biz de hem örgütümüzle hem PM'mizle hem MYK'mızla işte yerel yönetim seçimlerine ilişkin stratejilerimizi oluşturuyoruz. Sayın İnce de bu süreçte dinlendi, sağlığını toparladı. Şimdi daha iyi ve bayramdan sonra tekrar sahalara, yollara çıkacağız diye tweet attı ve gençlere seslendi. Bizim seçmen kitlemiz daha çok gençler olduğu için. Peki. Cem Kaya, önümüzde kısa bir süre sonra 7-8 ay sonra bir yerel seçim var. Orada bir Muharrem İnce etkisi orada da olacak herhalde. Bu Twitter mesajından o anlaşılıyor. Net bir şekilde şunu söyleyeyim. Ben İpek Hanım'ın ifade ettiği gibi başarısızlık olarak da görmüyorum. 500 bin üzerinde bir rey alındı. Aday değilim demiyorsun. Yok, parti açısından tabii, söyledim tabii. Ben. Yok, hani ben, en azından 3 alsaydık hazine yardımı, seçim yardımı gibi şeyler alırdı. O anlamda söyledim. Çok yoksa net, tabii alırdı, ki. Adamı perişan ettiler. Şimdi net bir şekilde şunu yazdı. Kendi parti ifadeleri. Açısından dedim yok, ben. Yok, anladım. Ona rağmen çok ciddi bir reydir. Açıkça ifade edeyim ki 28 Mart Sayın İnce. Siyasi partileri sosyal medya üzerinden linç etmek, onları yıldırmak, yaftalamak, itibarsızlaştırmak ve diz çökmeye icbar etmek. Asla bir müzakere yöntemi değildir. Modern demokrasilerde ilişkiler siyasi partiler arası kurumsal görüşmelerle ilerler. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kıymetli genel başkanı adaylığın kesinleşeceğinden 24 saat kala partimizi ziyaret etmiştir. Gel bakalım Muharrem'den, hoş geldiniz güle güle Muharrem İnce'ye. Sekans bu. Niye önemli? Asıl ziyaret edilmesi gereken benim diyor. Sen diyor kimlere gittin Muharrem İnce? 17 Mart 2023'te Milli Yol Partisi'ne gittin. Bağımsız Türkiye Partisi'ne 20 Mart'ta gittin. Akabinde HDP'ye gittin. Bana en son geldin diyor ya. Ben senin evladınım. Bunları niye ifade ediyor? Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nde aday olamazsın. Seçilemezsin. Çünkü tüzüğüne bakarsın. Bir siyasi partinin 2820 sayılı kanunu vardır. İki tüzüğü vardır. Kemal Bey bu tüzüğü ne yaptı biliyor musunuz? Öyle demokratik hale getirdi ki, tırnak içinde ironi yapıyorum. %20 delege imzası. Ümit Koca Sakal çıktı. Efsane İstanbul Barosu Başkanı adayım dedi ya. Hiçbir kimseye, kişiye bağlı değilim. Yakıyorum dedi çoban ateşini. Pat. Aday dahi olamadı. Niye? Baro Başkanı defalarca çıkmış bu ekranlarda. Kıymetli Başkan'la konuşmuşuz. Fikirlerini tartışmışız. Çoğu fikrinde karşısında durmuşuz. Ne olurdu aday olsaydı? Niye izin vermiyorsun? Bilakis ilk reyi de Sayın Kılıçdaroğlu verseydi, gel deseydi bu partide çok yönlü, bu parti Cumhuriyet Halk Partisi, bu parti Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün altı okudur. Neden izin vermedi? Türkiye'de bunların yaşanacağı başka bir parti var mıdır? Mesela genel olarak siyasette eleştiriliyor. Ben size cevap vereyim. Eğer siz kendi argümanınızı ve angajmanınızı bunun karşısında konumlandırırsanız ben Cumhuriyet Halk Partisi'ni tartışırım. Eğer siz AK Parti'ye diktatör, Milliyetçi Hareket Partisi'ne farklı bir takım tezahürlerle tırnak içinde tahkir ve tezif edersiniz, ben size defa koyarım. O zaman sen dinime küfreden bari Müslüman olsa. Önce kendi mahalleni temizle, kendi tüzüğünü arındır. Demokratik hale getir. Ben dedim ki evet, muhteşem bir tüzüğün var. Ben dahi aday olabiliyorum. Yok, çok affedersiniz, affınıza mağrur. Adamı gidip kenefin önüne oturttular ya. Boğulur mu ya? %30.8 rey almış bu adam. Partisinden çıkmış ne demiş? %8 fazla. Evet. Çıktı ne dedi biliyor musunuz? Aynı Muharrem İnce.
Benim dedi bu altılı masaya teklifim. Aday bulamazsanız ben hazırım ama şartlarım var. Bir, namuslu olun dedi. Kendi ifadesi. İki, hazine yardımını bana hasredin dedi. 2018 adaylığında gelen hazine yardımını bana kullanmadılar. İftira atmayın dedi. 12 bin sandığı başıboş bırakmayın dedi. Yaşananlar üzerine beni tahkir etmeyin dedi. Benim afişlerimi asın. Kemal Bey kendi afişlerinizi asmayın dedi. Aslında 2018 sürecinde nasıl tırnak içinde günah keçisi ilan edildiğini ortaya koydu. Şimdi aslında hadise ne? Buraya not aldım. John F. Kennedy, WASP, White Anglo-Saxon Protestant. Tek istisnası var. John F. Kennedy, 35. Başkan, Katolik, 22 Kasım 63'te suikast. Nedir White Anglo-Saxon Protestant? Önce beyaz olacaksın, Anglo-Saxon kökenli olacaksın ve protestan olacaksın ABD'de. 35'e kadar böyle geldi. 22 Kasım 63'te adam vurdular. Yok Lee Harvey Oswald yaptı, yok şu yaptı, yok onu da bir daha suikaste götürdüler. Bir takım... İşte Kemal Kılıçdaroğlu da WASP değildi CHP için işte, ve Türkiye ama oraya geleceğim. Bir takım değişim rüzgarlarıyla, bir takım siz tırnak içinde devrim türküleriyle geliyorsanız, bir takım kuralları, bir takım klişeleri yıkmakla geliyorsanız, günün sonunda o entrospeksiyonu da yapacaksınız.